Uyan sunam, uyan derin uykudan. Bunca diyar gezdim Bu şarkı, gözlerini için. için insanları Bilmeyenler için bir dahaki dinlediğinizde siz de eminim ki hüzne bulacaksınız. Bu şarkının çok hüzünlü bir hikayesi var. Buyurun sunam türküsünün hikayesini dinleme. Haydi. Suna ve Fahri birbirlerini çok seven karı kocadırlar. Fakat Fahri'nin Suna'ya ilgi ve alakası had safhada olup mahallenin de dilindeymiş. Mahallenin kadınları kocalarına Fahri'yi örnek gösterirlermiş. İşte fa sen de Fahri Bey gibi ilgili, alakalı olsan diye. Fahri her fırsatta sunasını sevdiğini dile getirir. Toplum içinde de sevgisini dile getirmekten hiç çekinmezmiş. Geçmiş yıllarda hele Anadolu'da, içlerde Öyle kolay değilmiş seni seviyorum demek. Bir kere ayıp karşılanırmış. Hatta üstünü üstlük, ya böyle insan olur mu diye kınarlarmış bile. Aldırış eden kim? Tabii ki fare aldırış etmez, sevgisini hep dile getirir. Dile getirdiği için de mutluluk duyarmış. O günlerden Birinde Anadolu kadınlarının eğlencelerinden biri de topluca hamama gitmek, aklını, paklanıp oyunlara oynamak, göbekler atmak. Suna ve mahalleden kadınlar yine toplanıp hamama giderler. Suna'nın yakın arkadaşı Ahretli hamamda Suna'nın sırtındaki beni görür. Ahretlik Akşamüstü eşiyle sohbet ederken bilvesiyle Sunan'ın sırtındaki benden bahseder. Sunan'ın ahretliği eşiyle akşam sohbet ederken Sunan'ın sırtındaki benden bilvesiyle bahseder. Günler, günleri, aylar, ayları takip eder. Fahri adeti olmasa da bir gün mahallelerindeki kahvede eşi Sunan'ın ahretliğinin kocasıyla sohbete başlar. Aralarındaki sohbet öyle bir hal alır ki tartışmaya dönüşür. Tam yumruklaşmanın arefesindeyken komşu adam Fahri'yi can evinden vurmak için vaktiyle eşinin ona söylediği sözler dökülür. Sen benimle uğraşacağına kendi karına sahip çık. Ben senin karının sırtındaki beni bilebilirim der. Fahri'nin kan beynine sıçrar. Yıkılır, omuzları düşer. Sevdiği sunasının ihanet edeceğine inanamaz. Peki elin adamı sevdiğinin sırtındaki beni nereden bilmektedir? Kafasında bin bir soru ile eve gelir. Sevdiceği Sunay'a olan biteni anlatır. Eşi şaşırır. Fakat sırtındaki beni nereden bildiği konusunda bir fikri yoktur. Hayal kırıklığı içindedir yeminler eder, kendini savunur, eşine kendini anlatmak için parçalar. Farisine ben senden başkasına meyil etmedim beyim der. Fahri'nin sunasına duyduğu sevgi ağır basar ve sunasını ona inandığını söyleyerek konuyu o akşam kapatır. Günler geçtikçe aklında o soru ve şüphe büyür de büyür. O günden sonra istemeden de olsa aklında hep o şüphe kalır ve eşi Sun'a da hep bunu hissetmektedir. Gel zaman, git zaman bir akşam yemekte ef'ten püf'ten bir sebeple İki sevgili karı koca arasında bir tartışma peydah olur gider. Fahri gene sırttaki ben konusunu açar. Eser, yağar, gürler, elden çıkar gider. Gecede uykuya geçip göğe zifir çökünce Fahri eve döner. Döner ama... Cihan cihanı kesmiş, figan efgana yürümüştür. Eve girdiğinde karısı Sun'a kendini asmıştır. Koklamaya kıyamadığı eşinin cansız bedeni ipte sallanırken Sunan'ın ölüme giderken elinde bulunan mektup ayağının önüne düşmüştür. Suna ölüme giderken eşine bıraktığı bu notta şunlar yazmaktadır. Kusura bakma beyim. Ama günlerdir kafandaki soru işaretlerinin sebebini bilmekteyim. Kendimi temize çıkarmak için başka yol göremedim. Şunu bil ki ben sana hiç ihanet etmedim. Ve Fahri sevdiceğini gözyaşları ile ipten indirip gece sabaha kavuşurken işte bu türküyü yapmıştır Şafak söktü sunam yine uyanmaz hasret çeken gönül derde dayanmaz Çağırırım sus sunam sesim duyulmaz uyan sunam uyan derin uykudan Nice diyar gezdim gözlerin için niye kızdın bana el sözü için dilerim Allah'tan sızlasın için uyan sunam uyan derin uykudan